Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle insan gelişiminin birinci haftasını ve bu haftada gerçekleşen olayları inceleyeceğiz. Kısaca bu haftaya ovülasyondan implantasyona kadar diye kafamızda tutabiliriz. Peki birinci haftada gerçekleşen olaylar neler? Arkadaşlar birinci haftada ilk olarak döllenme gerçekleşir. Döllenme sonucunda oluşan zigot bölünür. Bölünen zigot çoğalır. Yeni yeni blastomerler oluşturur. En son uterusa gelir. Blastokist olur. Ve blastokist olmuş olan yapı anne epiteline uterusun anne endometriumuna tutunur. Ama tam içine girmez. Tutunmaya başlar. Demek ki embriyolojik hayatın ilk haftasında bir yumurta atılıyor bu yumurtayı bir sperm döllüyor. Döllenen yumurta artık ismi zigot oluyor. Zigot peş peşe çeşitli yarıklanma, mitotik bölünmeler sonucunda blastokist oluyor. Bu blastokist dış zona pelüsüdasından kurtulup anne epiteline tutunuyor ve yavaş yavaş kendini içeri sokmaya başlayacak. Bu tam 7 günlük bir süreç. Yani bizim Embriyolojik hayatımızın ilk 7 gününde neler oluyor derseniz, döllenme, bölünme, blastokistin oluşması ve implantasyon. Yani ben 7. günümde annemin epiteline tutulmuşum. İçeri yavaş yavaş kendimi sokmaya çalışıyorum. Niye içeri kendime sokmaya çalışıyorum? Çünkü bütün besin maddeleri yerleşeceğim yer, 9 ay boyunca kalacağım kısım, orada geliştireceğim bir kendime yaşam ortamı. Dışarıda bu yaşam ortamını oluşturamam. Ne yapacağım? Annemin uterusu içerisindeki endometrium tabakasının üst kısmına gireceğim. Parazit gibi girdim yeri kapatacağım bir fibrin tıkaçla ve orada gelişime devam edeceğim. Bunları daha önceki derslerimizde konuştuk. Kadınlarda bir ovaryan döngü vardır. Bu döngünün tabamı bir hormonlar sistemiyle yönetilmektedir. Burada maestro en yukarıda olan kişi hipotalamustur. Hipotalamustan GnRH dediğimiz gonadotropin salgılatıcı hormon salınır ön hipofize gelir ön hipofizden FSH ve LH'ın salınımıyla bakın resimde de pitüteri olarak yazan yer ön hipofiz oradan FSH ve LH'ın salınmasıyla kadınlardaki ovaryal döngü ve diğer döngüler bir şekilde başlatılmış ve devam ettirilmek adına salgılatılmış oluyor. Bakın bu resimde neyi anlatıyorum sizlere? Biliyorsunuz kadınlarda kadınlık hormonu dediğimiz östrojen salgılanır ve üretilir. Östrojen gibi testosteron gibi hormonların temelindeki ana bileşen nedir? Kolesterol. Kolesterol arkadaşlar burada resmini gördüğümüz folikülün granüloza ve teka katmanının teka interna'daki hücrelerinin ortak çalışımı sonucu östrojen üretilir. Demek ki arkadaşlar desem size östrojen nerede üretiliyor? Ovaryum dersiniz. Peki ovaryumun neresinde? Ovaryumun foliküllerinde hocam dersiniz. Peki foliküllerinde hangi hücreler? Hocam foliküllerdeki teka interna ve granuloza hücreleri ortak östrojeni sentezlemektedir. Bu sentezde bu hücreler hem FSH'tan hem LH'tan etkilenerek Bazalde ham madde olarak kolesterolü kullanarak ortaya bir ürün çıkarıyorlar. Bu ürünümüzün adı östrojen ya da östradiol. Her döngünün başında FSH'in etkisiyle 5-15 veya 15 adet primordial folikül uyarılır. Bunlar primer foliküllere dönüşür. Primer foliküllerin devamı sonucunda da bunlardan sadece bir veya birkaçı atılarak olay sonuçlanır. Yani döngünün başında aslında ben bir folikülü geliştirmiyorum. Ben şansımı arttırmak için 5 ile 15 adet primordial folikülü hadi yola çıkın diyorum. Ama bunlardan sadece bir veya birkaçı preovulatuar evreden atılmayı görebiliyorlar. Diğerleri ne oluyor hocam diyebilirsiniz. 15 taneden diyelim ki bir tanesi atıldı. Arkadaşlar diğerleri de atletik hale gelip kaybolur giderler. Burada da folikülogenezden biliyorsunuz bahsettim. Folikülogenez demek foliküllerin gelişimi demekti. Foliküller ne neyden gelişiyordu? Dışında bir teka internet teka eksterna tabakasının ileri zamanlarda geliştiği bir yumurta. Yumurtanın etrafındaki folikül hücrelerine biz folikül diyorduk. Bunların en bazalinde basamağın en başında olanı primordial foliküldü çapıyla gelişmişliğiyle en büyük olan da preovulatuar foliküldü. Bu arada peki neler var? Yani primordialden preovülatuara kadar neler vardı? Primordial büyüyüp primere dönüşüyordu. Primerin iki alt türü vardı. Önce tek katlı oluyordu. FSH ve LH'ın etkisiyle çok katlı oluyordu. Yani çok katlı primer folikül. Daha sonra folikül içerisinde antral boşlukların oluşmasıyla sekonder folikül oluşuyordu. Sekonder folikül artık çapıyla büyüyüp kocaman bir ortasında bir folikül antrum boşluğu haline gelip yumurta ve bir kısım hücreyi köşeye ittiğinde ve kocaman bir çapa ulaştığında artık biz buna ne diyorduk? Preovulatuar folikül diyorduk. Bu atılan foliküller arkadaşlar geriye çeşitli folikülleri bırakacak. Diyelim ki bir folikül sivilce gibi patladı, içindeki yumurtayı attı. Geriye kalan ne olacak? Ovaryumun içinde kalan o patlamış folikül Korpus lüteum olacak. Menstruasyonu başlayana kadar duracak. Eğer gebelik olmazsa da Korpus albicans olacak. Korpus albicans'tan sonra atretik folikül haline gelecek. Dediğim gibi granuloza hücreleri ve oradaki e, dış teka interna katmanı hücreleri beraber östrojen sentezliyordu. Burada granuloza hücreleri arkadaşlar FSH ile oositin çevresinde bulunur ve FSH ile uyarılır. Bu olgunlaşan hücrelerde oositten salınan GDF9 aracılığıyla da çoğalma gelecek. Hani dedik ya primordial tek katlı yasıydı. Sonra tek katlı kübikten oluşan bir primer oluşuyordu. Daha sonra foliküller genişliyordu. Folikül içindeki hücreler de sürekli sayı olarak artıyordu. Bu folikül hücrelerin artışı demek ki hem FSH'dan hem de oositin kendi salgadığı hormonlarla etkilenmekte. Burada Foliküllerden salınan biliyorsunuz döngü menstruasyon oldu. Yavaş yavaş foliküller gelişmeye başlıyor. Bu gelişen foliküller aynı zamanda geliştikçe de östrojen salgılıyor. Salgılanan östrojen yavaş yavaş pik yapmaya doğru gidiyor. Bu östrojen arkadaşlar tam döngünün ortasında biliyorsunuz bir pik yapacak. O pikine kadar aynı zamanda östrojen diğer bütün sistem içerisindeki organizma içerisindeki organlar üstünde de etkili. Ruh hali üstüne etkili, vücut organizması içerisinde bulunan çeşitli organlar üzerine etkili ama üreme organları açısından bakmamız gerekiyor şu an. Uterus ve diğer sistemleri de geliştirerek tek amacı var. Bir yumurtayı geliştireyim, onu atayım, attıktan sonra da sonuçta bunların hepsi bir çoğalma içgüdüsüyle yapılıyor. O atılan yumurta dönlenecek. Döllendikten sonra hazır bir uterusa yerleşecek ve 9 ay sonra yeni bir birey ortaya çıkarmak. Bunların hepsinin tek amacı arkadaşlar yeni bir bireyin oluşması için uygun şartların oluşturulması. LH'ın ovarian siklusun tam ortasındaki yükselmesiyle ovülasyon olur. Bunu fizyoloji dersinde çok detaylı göreceksiniz arkadaşlar. Bu pikle beraber mayoz bölünmenin ilk aşaması tamamlanıp ikinci aşamaya girer. Ancak bu esnada atıldığı için ve metafaz aşamasında durduğu için ikinci mayoz bitmeden atılır. Demek ki bizim yumurtalarımız mayozun bitirmiş mi atılıyor? Hayır. Birinci mayozda mı atılıyor? Hayır. İkinci mayozun metafazında biz yumurtamızı atarız. Döllenir döllenmez. Ondan sonraki süreç birazdan anlatılacak. Ovülasyondan bahsettik. Ovülasyon arkadaşlar yumurtanın atılması demektir. Yumurta nereden atılır? Ovaryum dediğimiz bir çift halinde bulunan organdan atılır. Bazen sağ ovaryumdan, bazen sol ovaryumdan, bazen hem sağ hem sol atar iki yumurta atılır. İkisi de dönerse ne olur? Aynı yumurta ikizleri mi olur? Hayır. Farklı yumurta ikizleri olur. Bunların cinsiyetleri de farklı olur. Tipleri de sizin büyük abinize, büyük ablanıza ya da küçük kardeşinize benzediğiniz kadar benzerler. Ama bazen tek yumurta döllenir. O kendi içerisinde bir bölünme ile farklı bir birey oluşturur. Bunlar genetik olarak, tip olarak birbirinin aynısıdır. Aynı yumurtanın ikizleridir bunlar arkadaşlar. Ovülasyonda preovülatuar evreye kadar gelmiş olan folikül patlar arkadaşlar. Patladıktan sonra ovaryum yüzeyine doğru o iç sıvı basıncıyla kopmuş olan yumurta ve bir kısım granuloza hücresiyle ki biz onları korona hücresi diyeceğiz dışarı ovaryumun yüzeyine yapışık olarak durur. Bu esnada tuba uterina'nın fimbriyaları bunları alır ampula bölgesine başka bir hikaye doğru çeker. Bakın bu resim mükemmel bir resim. Yani soldan sağa doğru baktığımızda tam ameliyat esnasında çekilmiş. Başka bir ameliyat yapılıyormuş ama belki de e, oradaki cerrahın dikkatini çekmiş. Bir ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bir Gerçekten ovülasyon görülüyor burada. Burada F ile gösterilen buradaki folikülü S arkadaşlar yavaş yavaş dışarı patlama dedi mi sivilce gibi tam oklu sarı gösterilende yumurta yavaş yavaş çevresindeki bir kısım e, hücreyle patlamaya başlayacak. Ama daha tam patlamamış arkadaşlar çünkü yumurta mikroskobik bir şeydir böyle kocaman görülmez. O sıvı uçtaki sarı şey patlayınca oradan sıvıyla beraber hücreler çıkacak daha patlamamış ancak patlamaya çok yakın arkadaşlar. O uçtaki sıvı parça patladığında oradan içsel bir sıvıyla beraber ne çıkacak? Arkadaşlar bir hücre grubu çıkacak. Bu hücre grubunun ortasında da bizim oositimiz var. Burada kolajenaz aktivitesi, prostaglandinlerin aktivitesi hepsi ovaryumdan o sivilceyi patlatmaya yardımcı olmak adına yapılan aktiviteler. Bakın sol resimde aslında yapılmış atılmış bir yumurta görüyorsunuz. Güneş gibi. Ortada yuvarlak olarak soldaki resimden bahsediyorum. Ortada yuvarlak olarak o sizi görüyorsunuz. Etrafında güneşin ışınları gibi saçılan koron radyata hücrelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu atılmış bir yumurtanın şeklidir. Sağ resimde de atılmaya yakın bir graf folikül var. Bakıyorsunuz aşağıda yumurta ve bir kısım hücre kopmak üzere o stalk dediği yerden en son kopacak ve atılacak ovülasyon gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. De, daha önce de bahsettim ovülasyon oldu yumurtayı attık. Fimriyi aldı almadı bilmiyorum. Over'in görevi bu kadar. Over görevimi yaptım diyor. Ne yaptı? Primordialden folikülü aldı. Preovulatora kadar getirdi. Primordialin içinde oosit 1 vardı. Onu mayoz 2'ye kadar getirdi mayoz 2'den sonra attı fimbriyalar alırsa içeride de sperm varsa döllenme dediğimiz bir hikaye başlar. Ama o görevini yerine getirdi. Bunun yanında kalan birkaç görev de var. Ne yapacak? Kalan patlamış olan o folikül patladığı o delik kapanacak. Orası bir nasıl ki kanama odağı pıhtılaşmayla kapanır, o yumurtanın atıldığı delik de arkadaşlar aynı pıhtılaşma faktörleriyle o delik yara gibi kapanacak ama içeride kalan folikül korpus luteum dediğimiz bir yapıya farklanacak. Bu folikül hem granuloza hem de teka interna hücreleri tarafından oluşturulur. Görevi de gebelik oldu. Kendi pro progesteronunu salgılayana kadar progesteron salgılamak. Peki diyeceksiniz ki hocam progesteron sadece gebelikte mi? Hayır. Bu 14. gün yumurtayı attım. 14. günden 28. güne kadar progesteronu belli bir seviyede tutar. Bakar gebelik olmamış. Progesteron düşmesiyle beraber diğer e, siklusun başlar. Yani kanama başlar. Ve yeni bir menstruasyona girmiş olurum. 28. güne kadar geldim. İçeride embriyo implantı olmuş. O embriyo diyor ki progesteronu kesme diyor. Neyle diyor bunu biliyor musunuz? Beta HCG ile diyor. Progest içerideki embriyo salgıladığı BtCG ile korpus luteum diyor ki progesteron salgılamaya devam et. Ben kendi prezentamı oluşturup kendi progesteronumu üretene kadar sen bana destek ver. Öyle de oluyor. 3. 4. ayların sonuna kadar ee, korpus lüteum progesteron salgılıyor. Daha sonra embriyo dediğimiz fetüs zaten kendi prezentasını salgılamaya başlayınca o korpus lüteum sana ihtiyaç kalmadı deyip degrade olup gidiyor arkadaşlar. Progesteron hormonu 14. günden sonra yavaş yavaş sekresyon evresi dediğimiz endometrium'u, uterus'un endometrium tabakasını luteal evreye, daha kalın, süngerimsi, böyle bol salgılı, bol kanlı bir dokuya çevirir. Niye? Çünkü artık 14. gün oldu, yumurta atıldı, döllenirse geldiğinde uterus çok güzel hazır bulunsun. Burada beta bahsettim. HCG'nin salınımının... Ee, embriyo hücreleri tarafından yapıldığını, amacının da aynı zamanda e, korpus luteuma progesteron sentezlemeye devam et beni destekle dediğini biliyoruz. Beni, beni BTCG neden alakalı eder hocam? yani Ne yapacağım ben BTCG'yi bilip diyebilirsiniz. Ancak bu bir bilgi ürüne dönüşmüş. Ne olmuş arkadaşlar? Gebelik tanı kitleri haline dönüşmüş. Bir kadın gebeliğini öğrenmek için Beta HCG'sine baktırır. Beta HCG'yi eğer biz bilmiyor olsaydık kandan tanı veya idrardan tanıya gidecek olan kitleri geliştiremezdik. Bakın insanlar önce beta HCG öğrenmiş sonra bunun kanda yükseldiğini görmüş. Demiş ki ben bunu nasıl kullanırım? Hemen bundan bir tanı kitine yürümeyi çok basit çözmüş arkadaşlar. Bunlardan bahsettik. Korpus luteum degrade olduğunda yani dejener olduğunda korpus albicans dediğimiz bir yapıya dönüşür. Daha sonra da korpus albicans kaybolup giderek o folikül artık tüm ömrünü tamamlamış olur. Şimdi biz 14. gün gene hesaplayalım. Bu 13 olur, 14 olur, 15 olur, 16 olur. Biz kafa 28 gün diye düşünelim. 14. gün ovaryum o oosite attı. Bu oosit ovaryum yüzeyinde daha uterusa Tubo Uterina'ya girmedi. Kendisi zıplayıp da Tubo Uterina'ya da giremiyor. Ne yapıyor? Bu atılmaya yakın. Dedim mi? Bütün sistemler koordine çalışıyor arkadaşlar. O döngü yapılırken uterus döngüsü de ona uyum sağlıyor. Tam atıldığında fimbriyalar neredeyse ovaryumu bir sarmış halde bulunuyor. Tubo Uterina'nın böyle parmaksı fimbriyalarla ovaryumun yüzeyinde o patlamış olan yumurtayı genelde ampula bölgesine genelde alıyor. Ama almadığı zamanlarda oluyor. Onun için dış gebelik diye bir şey anlatmamız gerekebilir. Ancak şu an aldığını düşünelim. Aldı. Şu sağ tarafta görüyorsunuz. O fimbriyalar, parmaksı çıkıntılar patlamış yumurtayı yakaladı. Yakaladı derken böyle kaleci gibi falan gözünüzde canlanmasın. Bunlar birbirine mikron seviyesinde yakın organlar. Hafif böyle ayrılıp da 5 santim mesafe koymuyor araya. Aralarında milimetre bazında bir mesafe var. Zaten yüzeyde olan şeyi ovulasyona yakın biraz daha ovaryuma yakınlaşıyor. İyice yüzeyine yapışmış gibi onu içine genelde alıyor. Aldıktan sonra eğer vajene o ovulasyondan önce bırakılmış ya da ovulasyon zamanında bırakılmış bir sperm varsa, bunlar vajenden serviksten geçer, uterusun içinden hareketle tuba uterinin ampula bölgesine gelirler. Ve burada arkadaşlar amaçlarını ne? Oositi bulup dönlemek. Peki bir ejekülasyonla yani bir erkeğin boşalmasıyla vajene boşalmasıyla bırakılan o yapının tamamı sperm midir? Bırakılan o sıvının semenin tamamı sperm midir? Hayır arkadaşlar. Biz o Vajinanın son kısmına bırakılan, serviks yüzeyine bırakılan yapıya ya da e, sıvıya semen adını veriyoruz. Bu semen erkek üreme organlarının çeşitli bezlerinin salgılarının birleşimi, içerisinde testiste üretilen çok az bir kısmı sperm aslında. Millilitrede genelde insanlarda 80 milyon-90 milyon olur. Millilitre genelde. 70 milyon, 80 milyon, 90 milyon. 1 mililitre içerisinde o semenin 1 mililitresinde genelde 70, 80, 90 milyon, 90 milyon sperm olur. Bir erkekte yaklaşık 3 mililitre semen bırakır. Yani yaklaşık 250 milyon gibi bir sperm vajinanın fornikslerine, serviks yüzeyine bırakılır. Bırakılan o sıvı arkadaşlar semendir ve semen içerisindeki sperm'ler kuyruk hareketiyle her yöne hareket ederler. Ama bir kısmı bunun serviks deliğini bulur ve o serviks deliğinden içeriye doğru hareket eder. Aslında vajinaya bırakılan ilk sperm'ler kapasitasyon dediğimiz bir olayı gerçekleştiremediği için döllenme kapasiteleri yoktur. Bunlar uterusun içerisinde döllenme kapasitelerini kazanırlar. Bu olaya da kapasitasyon denir. Şimdiki resimlerde kapasitasyonu görüyoruz. Kapasitasyon şu olarak aklınızda kalsın. Vajinaya bırakılan spermler öncelikle olarak kendiliğince bir oosite dölleyemez. Ancak ovaryumdan atılmış oosite ampula bölgesine doğru olan hareketleri esnasında aslında bir nevi yüzeylerine yapışık olarak bulunan kolesterol gibi, glikoprotein gibi, seminal plazma proteinleri gibi yapılar bir nebze bunun üstüne yapışıktır. Bu onun hareketini ve önünü kapadığı için yavaş yavaş böyle tarak gibi o e, endometrium epiteli içerisinde hareket ederek üstündeki fazlalıklardan kurtulur. Nedir onlar? Glikoprotein kılıf, seminal plazma, plazma proteinleri, çeşitli bunun üstüne yapışmış olan proteinler gibi yapılardan o endometrium epiteli içerisinde hareket ederken o sillerin arasından geçerken temizleniyor arkadaşlar. Bunu neye benzetirsiniz biliyor musunuz? Diyelim ki bir e, köpeğimiz var. Köpeğimizin üstü çok kirli. Her tarafın üstünde böyle yuvarlak yuvarlak e, yapılarla kaplı. Köpeğimizi diyoruz ki biz şuradaki buğday tarlasının o başakların arasında koştursak bir tarlanın ucundan girip diğer ucundan çıktığında o köpeğimizin üstündeki yuvarlak yuvarlak biz onları protein diyelim. O yapılardan başaklar onu böyle süpürür hareketiyle köpeğimizin üstünden temizleyeceği için tarlanın sonunda köpeğimiz o tüm yüklerinden kurtulmuş daha hafif daha atletik ve daha ileri hareketi güçlü bir şekilde gidebilir diye düşünürüz. İşte sperm de aynen öyle yapıyor. O başak tarlası gibi o kinosiliyalar arasından geçe geçe üstündeki bu yapılardan kurtulur ve bu olaya kapasitasyon denir arkadaşlar. Resimde de görüyorsunuz. Bir de akrozom reaksiyon dediğimiz bir olay var. Akrozom reaksiyonu olmadan sperm oositin içine giremez. Akrozom reaksiyonu da ne biliyor musunuz? Siz oositi bir kaleye benzetin arkadaşlar. Bu kalenin içine girmek için ne yapmak lazım? Kapıyı yıkmak lazım. Eğer sizin koç başınız yoksa bu kapıyı yıkamazsınız. Ak sperm de bu duvarı yıkmak için akrozom dediğimiz kesici var. Biz bunu koçbaşı diyelim. Koçbaşı eşittir akrozom granülleri, akrozomun e kesici içerisindeki enzimler. Ne yapıyor biliyor musunuz? Sperm belli katmanları birazdan bahsedeceğim geçtikten sonra zona pelisida yani oositin hemen etrafındaki proteinal membrana kadar geldiğinde kafasının içerisinde bulunan o koçbaşı diyeceğimiz enzimleri açıyor ve zona pelisida üstüne bırakıyor. Bunu neye benzetebiliriz biliyor musunuz? Deniz anaları biliyorsunuz. Denizdeyken bize çarptığında veya biz onlara çarptığımızda dokunduğumuz yerde kızarıklık, yangı bırakır. Neden biliyor musunuz? Onun korunma psikolojisi vardır. Yüzeyi yakıcı enzimler keseciklerle doludur. Siz ona değdiğinizde o keseciklerdeki yakıcı enzimleri size doğru gönderir. Sizin de deriniz yanar. Acıdığı için kaçar gidersiniz. Dedim ya bu sperm de bir canlı gibi yaşıyor. Bakıyor önünde kapı var. Kapıyı açmak için kafasında enzimleri var. Yıkıcı enzimleri. Bu kafasındaki yıkıcı enzimleri zonopelüste üstüne döküyor. Orada bir delik açıyor. Delikten içeri Girdi mi olay bitmiş oluyor döllenme dediğimiz olay gerçekleşiyor arkadaşlar Bunlardan bahsettik İşte spermlerin %1'i kadarı serviksten geçer Ve 2 ile 7 saat arasında Ampüla bölgesine Ulaşırlar arkadaşlar Ampüla bölgesine ulaştıktan sonra Peki bizim bu spermimiz Hemen hop Zonopelistaya bağlanayım Oradan da hemen içeri gireyim Olay bitsin değil arkadaşlar Az önce size bir resim göstermiştim ortada bir güneş ve güneşten saçılan ışıklar şeklinde bir görüntü vardı. Ben size dedim ki bu işte atılmış bir oosit. Arkadaşlar oosit en dışında ne var? Zona dediğimiz proteinal bir kılıf. Bu kılıfın üstünde kalın bir koron yani granuloz hücre katmanı var. Bizim spermimizin önce bu katmanı geçmesi gerekiyor. Bir tanesi de bu katmanın tamamını geçemiyor arkadaşlar. Bu yüzden benim aslında ee, bir tane şanslı sperm var. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Diyelim ki ilk hani hep filmlerde veya animasyonlarda en önde gelen hop hemen o sitenin içine atlar hop yarışı kazanır. Böyle bir şey yok. Çünkü ilk gelen aslında en şanssız olandır arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Neden diyeceksiniz? İlk gelen tek yaptığı şey koronaradya tabakasına çarpıp koronaradya tabakası içerisinde 2-3 hücre katmanını eritir. Bir gedik oluşturur surda 3-5 tuğlayı kaldırır. Arkadan gelen ikinci şanslı diyemeyeceğim kişi o da 3-5 tuğlayı kaldırır. Diyelim ki 50 katman. Böyle böyle 4-5 katman, 4-5 katman zona de görünür arkadaşlar. Ama zona pellucidaya kadar bazı spermler sadece yol açar. Onlar hiçbir zaman zona de ulaşmazlar. Tek görevleri aslında döllemek ama tek yapabildikleri de koron radyatada 3-5-3-5 diyelim. Böyle bir örnek verelim delik açmak. En son gerçekten ortalardan gelen bir şanslı ne yapar arkadaşlar? O delikten içeri doğru yavaş yavaş gider. Bakar ki yol açık, yol açık, yol açık. O duvara çarptım. Neresi? Zona felüsüda. Zona felüsüdayı o zaten tek hamlede kendi akrozomuyla deler. Kendi nükleosunu, prünükleosunu içeri bıraktın mı? olay bitmiş olur. 23 kromozomunu taşıdı ve görevini yerine getirdi. Bu olaylar arkadaşlar tamamen nerede gerçekleşecek? Yani benim atılan oositim bu spermlerle buluştuğu yer neresidir? Tuba uterina dediğimiz tüplerin ampüla bölgesidir arkadaşlar. Döllenmenin evrelerini aslında konuştukça size anlattım ama şöyle bir de listeleyelim. Sperm önce korona radiata dediğimiz hücre katmanına geçer. Daha sonra en sonda görünen bir duvar vardır zona pelisuda. Bir tanesi onu geçer. En sonunda da oosit ve sperm hücre zarlarının kaynaşması sonucu spermin içindeki çekirdek sitoplazması, oosit sitoplazması içerisinde dişin proniklosuna doğru ilerleyerek döllenme gerçekleşir. Bakın burada aslında az önce siz anlattıklarım biraz da görselde konuşalım. Buradaki görselde koronal bir hücre katmanı gibi gösterilmiş ama bu görsel bu anlamda gerçeği yansıtmıyor. Koron radyata katmanı bayağı kalın bir katman. Gene sunumumun başındaki o güneş ve ışınları kadar e, öyle görünen bir resim vardı. Oradaki ışınlar koron radyata katmanı. Ama bu şekil üstünden konuşalım. Sperm önce nereye geçecek kardeşim? Sperm önce koron radyata katmanını geçecek geçtikten sonra zona de dediğimiz proteinel bir katmanı geçecek. En son o katmanda geçildikten sonra tek bir yer kalıyor. Oositin plazma membranıyla spermin plazma membranları birleşerek spermin içindeki pronükleus bir kısım yapıyla beraber kuyruk kuyruğun bir kısmıyla beraber oosit sitoplazması içerisine girecek arkadaşlar. Spermin bağlanması ve zona pelüsüde girişi. Şimdi arkadaşlar bir insan oostini başka şimdi doğada bir 23 kromozomlu sperm bulsak insan spermi dışında hani 23 kromozomlu bir sperm bulsak herhangi bir canlı işte makak maymunu şu maymunu bu maymunu ya da bir şey kertenkele bilmiyorum 23 kromozom taşıyan bir canlının spermini hani biz in vitro fertilizasyonu anlatıyorduk ya klasik yöntemde yumurtayı koyuyorduk bir tüpe üstüne de spermleri döküyorduk. Böyle yapsak 23 kromozomlu o sperm herhangi bir canlı, insan canlısına ait değil. Yumurtayı dölleyebilir mi sizce? Tamam 23 kromozom, 23 kromozom. Onun da akrozomu var. O da gidecek akrozomla koron radiata'yı geçecek. O da zona pelisida'yı geçemeye çalışacak. Belki de geçecek zona pelisida. Geri tek bir duvar kalıyor. Ostin ne membran arkadaşlar? Hücre membranı. Peki böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil arkadaşlar. Doğal yollarla herhangi bir organizmanın aynı tür olmayan bir canlının spermi oositin içine girmez. Neden biliyor musunuz? Bir insan oositinin bir anahtar gibi düşünürsek spermin de elinde o kapıyı açacak anahtar var. Yani ee, oositi bir kapı gibi düşünürsek spermin elinde uygun anahtar var. Doğada başka bir canlıda bu anahtar yok. Bu anahtar ve kilit modeli nedir biliyor musunuz? Proteinlerimiz, türe özgü proteinlerimiz. Oositte kilit var. Spermde de o kilidi açacak anahtar var. Başka bir canlı da yok. Dolayısıyla başka bir türü bırakın. Koronadiyata uğraşır uğraşır durur. Ama zona pelisüdayı ve oosit membranını geçemez arkadaşlar. Çünkü zona pelisüdaya bağlanabilmek için orada bir ZP3 proteini var spermin, karşıdan gelen spermin o ZP3 proteinini tanıması gerekir. Yani kilit anahtar gibi. zp 3 tanısa bile oosit membranındaki gene bir bağlanma protein kompleksi var. Bu da türe özgüdür. İnsan insan yapılarını algılar. Ama farklı bir spermiş bir zaman o anahtar elinde olmadığı için o kapıyı açamaz arkadaşlar. Doğal yollarla. Sperm bağlanır. Zona pellucidaya girişini yapar arkadaşlar. Zona pellisu da geçildikten hemen sonra sperm kendi membranıyla oosit membranlarını birleştirir. Kapı açılmış olur. Kuyruk hareketiyle kuyruk ve çekirdek sitoplazma içerisine, oosit sitoplazma içerisine girerler. E peki hocam başka bir yerden de delik açılmıştır. Belki oradan da bir sperm girer. 23 yumurta. 23 birinci giren 46. E bir 23'te o getirir. İşte bu bile mükemmel bir sistemle engellenmiş arkadaşlar. Zona Zonopelüsü da geçildikten sonra spermin membranı oositin membranına değdiği an oosit. Hani bu e, Avrupa'da eskiden kaleler varmış ya arkadaşlar. Kalelerin etrafına böyle kuyu kazarlarmış. Hendek. Hendek'in içinde de su basarlarmış. Başka bir yerden giriş yapılmasın diye. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yumurta membranıyla oosit membranı birbirine dokunduğu an oosit hemen sitoplazmasının sınırlarında granüller var. Granüllerin içerisinde de yıkıcı enzimler var. Ne yapıyor biliyor musunuz? Hemen perivitelin aralık dediğimiz zona pelisuda ile hücre membranı arasına o granülleri anında boşaltıyor. Boşalır boşalmaz da orası yıkıcı enzimlerle kaplanıyor yıkıcı enzimler hemen sperm bağlanma proteinlerinin tamamını kesiyor. Hani dedi ki anahtar kilit yumurta hemen kilitleri kırıyor. E, spermin anahtar var. Karşıda kilit yok. Nereye takıp açacak? Takacak yer olmadığı için bir tanesi yarışı kazandı. Yani bu yüzden polisperme dediğimiz olay doğal olarak genelde gerçekleşmez. E hocam işte 100 milyon doğumdan birinde olur. Zaten o da gebelik olmaz arkadaşlar fazla kromozomlu olduğu için o canlı olmaz. Düşük materyal hatta bölünmez arkadaşlar. Bir canlı ortaya çıkmaz. Demek ki bizim basit bir döllenme dediğimiz olay bile şu anki bilgimizde bu kadar muazzam bir moleküler yapıya sahip. Daha her bilgimiz güncellendiğinde bu moleküler yapı daha iyi anlaşılacak. Demek ki ne oluyormuş? Sperm membranı, oosit membranıyla temas ettiğinde Hemen yumurta diyor ki ben bütün bağlanma kilitlerini keseyim. Başka biri girmesin. Onu da o kortikal granüller dediğimiz granüllerin içindeki yıkıcı enzimler hemen spermlerin bağlanacağı bütün proteinleri kesiyor. Ve gelen sperm elinde kilidiyle pardon elindeki anahtarıyla kala kalmış oluyor. Bundan bahsettik. Bakın burada sadece çok basit integrinler ve disintegrin dediğimiz proteinlerden bahsettim ki bu sadece basit bir anlatım. Burada binlerce protein tanımlanabilir arkadaşlar. Sperm oosit içerisinde girdiğinde oosit üç şekilde yanıt verir demişiz. Birinciyi anlattım size. Kortikal ve zona reaksiyonları. Kortikal oosit granüllerinden salınan lizozomal enzimlerin serbest kalmasıyla zona pellucida ve oosit membranı polispermiyi önlemek amacıyla yapı ve kompozisyonu değiştirir. Ne dedik? Kilitleri kesiyoruz hemen. Bakın burada resimle çok güzel anlatılmış. Birden 5'e doğru sperm bakın koron hücrelerin hücrelerinin arasındaki o oyuktan delikten geçmiş. Kafasındaki kırmızıyla gösterilen granülleri, akrozom granüllerini zona üstüne bırakıyor. Zenin polisida bir delik oluşuyor. O delikten biraz daha ilerliyor. Kim ilerliyor arkadaşlar? Sperm kendi hücre membranıyla oostin hücre membranı bakın 3'te Birleşiyor, birleşir birleşmez hemen ne oluyor arkadaşlar? Kortikal granüller perivitelin aralığa boşaltılıyor. Döllenmenin ikinci bir sonucu, bizim oositimiz hangi aşamada atılmıştı? Mayoz 2'de. metafazında. Oosit bakıyor ki içeri sperm girdi. Ha diyor benim hemen mayozunu bitirmem lazım. Hemen mayozunu bitiriyor. Zaten metafazda durmuştu. Hemen bitiriyor onu ne oluyor arkadaşlar? Ee, bir tane ikinci polar body hiçbir sitoplazması olmayan bir tane de kocaman oositiki gelişmiş oluyor. Sol resim ve sağ resim biri yakından görüntü bir de uzaktan görüntü. Yuvarlak olarak gördükleriniz tam ortada yuvarlak olarak gördükleriniz arkadaşlar pronikleoslar. Bir tanesi oosta e ait bir tanesi de sperma ait pronikleos diyorum. Bakın nükleos demiyorum çünkü nükleos 46 kromozomludur. Bunlar pronükleus. Çünkü 23 kromozomlu. Bakın birbirlerine çarpmışlar ve en son birleşip tek bir 46 kromozomlu yapı geliştirecekler. Oositin bölünebilmesi için hani zigot oldu ya, zigotun bölünebilmesi için sperme ihtiyacı vardır. Spermin kendiyle getirdiği birkaç metabolik aktivasyon proteinleriyle oosit aktivasyonuna yani bir titreyip kendine gelir ve bölünmeye başlar hareket titreyip kendine gelir derken örnek veriyorum öyle bir şey yok aslında. Döllenmenin temel sonuçları ne dedik? Zigot oluşur. Zigot 46 kromozomlu ilk birey embriyolojik olarak 46 kromozomlu bir canlı diyebiliriz. Sen canlı derken organizmanın ilk 46 kromozomlu hali. Peki tek hücreden oluşuyor. Biz tek hücre miyiz? Hayır değiliz. Ne yapacak? Hemen o spermin getirdiği aktivasyon maddeleriyle mitoza başlayacak. Mayoza değil bakın. Mitoza. Çünkü mayozlar bitti. Onlar germ hücrelerinde oldu geldi. Bitti. Bundan sonra bunlar mitozla çoğalacak. Her çoğalan hücreye de blastomer diyeceğiz. Artık bu zigotun aslında bir cinsiyeti var. Ama hiç kimse zigotumu alıp da bunun cinsiyeti neymiş diye bilemez biliyorsunuz. Ultrasonla 3. 4. ayda öğrenir. Ama artık o canlı aslında cinsiyeti belli. Çünkü X kromozomu mu geldi? Y kromozomu mu sperme geldi? Biliniyor. Yani o zaman biliniyor. XX gelmişse dişi. Y sperme gelmişse erkek olarak artık cinsiyet belli. Bu yeni yapı zigot hemen bölünmeye başlar. Bölünmelere yarıklanma da denir. Yarıklanmalar sonucunda oluşan her bir hücreye de blastomer denir arkadaşlar. Burada bir videomuz var. Onun bir izleyelim. Bu video embriyoskop dediğimiz bir cihazla çekilmiş. Bakın yavaş yavaş pronükleus'lar birbirlerine yanaştılar. Daha sonra onlar birleşecek tek bir nükleus oluşacak. Bu zigot artık arkadaşlar. In vitro fertilizasyonla elde edilmiş bir görüntü bu. Bakın pronükleus'lar birbirlerine bitinleştiler. Tek bir çekirdek olduktan sonra Hemen böl birinci bölünmesini yaptı, iki hücre. Hemen arkasından ikinci bölünmeyi yapacak, dört hücre. Bakın, şimdi hazırlanıyor, bölünmeye hazırlanıyor. Bakın, bölündü, dört hücre oldu. Her bir blastomer tekrar hazırlık, hazırlık dediğimiz şey ne arkadaşlar? Mitoz'a hazırlanıyor, profaz, metafaz, anafaz, telefazları hazırlıyor. Hemen bakın, hücreler tekrar bölünmeye başladı gördüğünüz gibi her blastomer bölünüyor. Ve bölündükçe de 2 üzeri en şeklinde sayılarını arttırıyorlar. Belli bir noktadan sonra arkadaşlar artık morula evresi başlayacak. Dut, duta benzediği için morula denmiş. Kompaktlaşacak ve sonra blastokist dediğimiz yapıya dönüşecek. Bakın hala mitozla çoğalıyor. Bakın en dıştaki zona pelisuda katmanına lütfen dikkat edin. O katman daha sonra ondan ayrılacağız onu bir yolda bırakıp ondan kurtulacağız. Kompaksasyon dediğimiz aşamayı gerçekleştiriyor. Yani hücreler birbirine sıkıca tutulmaya başlıyor. Daha sonra da blastokist dediğimiz bakın içi sıvı dolmaya başladı. Blastokistini oluşturuyor. Bir tarafa embriyoyu oluşturacak olan embriyoblastlar gidecek. Bakın şu ortadaki kısım. Bakın şurada yuvarlak oluştu. Embriyoblastlar oluştu. Gördüğünüz gibi artık bir blastokist elimizde bulunmakta arkadaşlar. Bu aşamaların resimleri de var elimizde. Bir hücreli embriyo. Bakın proniklozlar birbirlerine yanaşmışlar. Bunlar birleştikten sonra ilk bölünmemizde iki hücreli embriyo oluşuyor. Sonra dört hücreli, sekiz hücreli. Dördüncü günde morula dediğimiz bir evreye giriliyor. 5-6. günlere yakın günlerde de blastokist oluşmuş oluyor. Embriyo'da kompaktlaşma dediğimiz bir aşama var. Kompaktlaşma dediğimiz olay şu arkadaşlar. Burada bakın 4. günde genelde 4. güne yakın bir dönemde yani 4. güne girilir yavaş yavaş. Kompaktlaşma oluyor. Ne demektir bu? Embriyoda blastomerler arasında bağlantı birimleri oluşuyor ve hücreler birbirlerine sıkıca tutunuyorlar. Artık siz o embriyodan bir hücreyi almanız koparmak vasıtasıyla olur. Ama birinci, ikinci, üçüncü günde şu her bir zona pelisüdayı delip içinden bir tane blastomeri çıkarabilirsiniz. Genetik tanı için kullanabilirsiniz mesela bunu. Kompaktlaşmış bir embriyoda da bunu yapılabiliyor ama artık onu kesmeyle, lazerle keserek çıkarıyorlar yeni yöntemlerde IVF'de. Ama daha önceki dönemlerde birinci, ikinci ve üçüncü günlerde rahat bir şekilde bir blastomeri oradan çekebilirsiniz. Ama kompakta olmuş bir e, embriyoda oradan bir blastomeri çekemezsiniz arkadaşlar. 8 hücreli aşamada başlar. 4. güne doğru bunu tamamlamış olur. Hücreler yan yüz bağlantı birimlerini birbirlerine blastomerler sıkıca tutunarak kompaktlaşma dediğimiz olayı gerçekleştirirler. Bakın kompaktlaşmayı anlamak için çok güzel bir örnek. Bakın sol resimde daha kompaktlaşma başlamamış. Ancak sağ resimde kompaktlaşma tamamen bitmiş. Gördüğünüz gibi sanki birbirlerine sıkıca tutunmuşlar ve o yuvarlıklığını hafif kaybederek yassılaşmış hücreler. Bundan sonra gene mitozla devam edecek. Ancak artık hücreler birbirine bağlantılar halinde devam edecek arkadaşlar. Blastokist'ten bahsettik. O olan morula bir hücre kitlesiydi. İçi de hücreydi, dışı da hücre. Bir hücre yığını. Bu hücre yığınının ortasından yavaş yavaş sıvı topluyor ve bu sıvı hücreleri içten dışa doğru ittiriyor. Bu ittirdiği hücrelerin bir kısmı trofoblast adını alıyor dıştakiler. Bir kısmı hücre kitlesi halinde bir yere yığılıyor. Ona da embriyoblast deniyor arkadaşlar. Ortadaki boşluğa da blastosöl boşluğu deniyor arkadaşlar. Tüm yapıya da Bilhassa isteniyor. Bakın bu resim çok güzel bir resim. En sağdaki isimleri biliyoruz. Zonopelus'ta neydi? En dıştaki membrandı. Trofoblastlar embriyonun kendi içine katılmayan blastomerleri ifade eder. Çünkü embriyoblast bakın bir toprak yığını gibi olan kısım. İşte embriyo yani bizler o toprak yığını dediğimiz kısımdan geliştik. Peki onun dışına kalan kısımlar ne oluyor? Plazentaya katılıyor. İşte dış membranları oluşturuyor. Ama embriyonun birebir kendisi embrioblast kısmından oluşmaktadır. Yani o yığından, o hücre yığınından oluşuyoruz arkadaşlar. Trofoblastlara bize sadece e, embriyo membranlarını, plezantayı, göbek kordonu gibi yapıların içerisine katılıyor. Şimdi 5,5 6. güne geldik. Oval ovülasyondan sonra buçuk 6. güne geldiğimizde benim kurtulmam gereken bir şey var. Zona da. Bu zona da beni korudu. Anne uterusu'na kadar geldim. Düşünün. Şimdi siz anatomik olarak tuba uterina'nın yumurta ilk atıldığında fimbriyalar nereye almıştı? Ampüla bölgesine. Ampüla bölgesinden yolculuğumuz uterus'a kadar buçuk 6 gün sürüyor arkadaşlar aynı yuvarlana yuvarlan. O hücreler, o epitel, anne tuba uterin epitelleri arasından gerçekten yuvarlanarak o sillerin bana yardımcı hareketiyle böyle başak tarlasındaki o başakların salınım hareketi gibi o hareketle beni uterusa doğru 5,5-6 günde taşıdılar. Onlar taşırken ben de ne yaptım? 2 hücreliydim, 4 hücreliydim, 8 hücreliydim, morula evresine geldim. Sonra blastokist aşamasına geldim. 5,5-6'da annemin uterusuna düştüm arkadaşlar. Peki bu uterusta nasıl geldim? Dışım zona pelisuda ile kaplı. Ben bu zona istemiyorum. Çünkü bundan ayrılmam lazım. Hani kaynamış bir yumurtanın böyle kabuğundan sert kabuğuna sonra bir, bir şey soyarsınız ya. Aynı onun gibi bir membran var üstümde. Ben bu membranı istemiyorum. Bir büyüdükçe içime sığamıyorum. O zona pelisuda gerginleşiyor. Bir yerde zona pelisuda protein olduğu için kopuyor ve bir delik açılıyor. O delikten ben kendimi Hatching deniyor bunu arkadaşlar. Kabuğumdan sıyırlıyorum gibi düşünün. O proteinel kabuktan sıyırlıyorum ve daha büyük bir halde annemin uterusunda epitelin üstünde gezerek kanlı, bol salgılı, bol besin maddeli bir yer buluyorum ve oraya tutunuyorum. Bu da 6-7. günlere denk gelir arkadaşlar. Bakın bu resimde zona pelüsü, soldaki resimde zona pelüsü dalayım. Sağa geçtiğimizde zona pelüsü'den kurtulmuşum. Tutunmak gerçekten bir parazit. Şimdi bir toprakta yürüsek bir toprak paraziti ayağımızın altından girmek için ne yapar? Derimizi ya sivrisinek ya burnuyla deler ya ağzıyla deler ya enzimle deler bir şeyle deler. Bu Blastokist de bu yani bizler bir embriyoda anne uterusuna bir parazit gibi yapışıyor arkadaşlar. Yapışıyor orada bir delik açıyor. Delik açma derken oradaki epitel hücrelerini sonuçta annemin uterusu bir epitel tabakasıyla kaplı. O epitel tabakasındaki hücre diyor ki hatta bunu apoptoz izlediğimiz programda hücre ölüm tekniklerini kullandığı gösterilmiş. O hücreyi ölüm yolaklarına sürüklüyor ve o hücre orada ölünce 3 4 hücre 2 hücre orada bir oyuk oluşuyor ve hani böyle filmlerde ahtapot gibi kollar böyle uzaylı canlılar ellerini içeri sokarlar ya arkadaşlar aynı bakın yeşil trofoblastlarını o açtığı hücreler arası boşluktan içeriye sokuyor arkadaşlar ahtapot gibi kollarını o kollar gibi düşünmeyin onu hani trofoblast hücrelerini sizin gözünüzde canlansın diye söylüyorum o trofoblastlarını o Programlı hücre ölümüyle gerekse de kendi ölüme sürükleyerek açtığı delikten hemen trofoblastlarını uzatıyor. Kendini içeri böyle çektirmek için arkadaşlar. İçeride trofoblastlar tutunmaya başladığında bu sefer de yavaş yavaş kendini o delikten annesinin uterusu içerisine doğru çekiyor. Daha ilk, ikinci haftada iyice girecek. Girdikten sonra da girdiği yeri güzelce e, tuğla örer gibi girdi deliği de kapatacak mis gibi annesinin endometrium tabakası içerisinde bol kanlı, bol damarlı yerde daha hayat onun için yeni başlıyor. Daha bir sürü aşama atlatacak, gelişecek, plezantasını oluşturacak, beslenecek, büyüyecek. 9 ay sonra da 9 ay 10 gün gibi bir süre içerisinde de doğumu gerçekleşecek. Demek ki bizim birinci günden 6-6,5 günlere kadar neler yaptık? yumurta atılmıştı artık orayı geçtik çünkü o e, o varyal siklusundu. Biz embriyolojik hayatımızı şuradan başlatacağız. Ampula bölgesinde yumurta duruyor. Spermler geldi, bir tanesi girdi, dölledi. Döllenme bir. E kalıyor muyuz? Kalmıyoruz. Hemen bölünmeye başlıyoruz mitozla. Ve yavaş yavaş da tüpün ampulasından uterusa doğru harekete etmeye başlıyoruz. Bizim daha çok burada ne hareketi var biliyor musunuz? fimbriyaların şeylerin hareketi. An e, oradaki tüplerin epitellerindeki kinosilyaların salınım hareketiyle bu yapı kaydırla kaydırla uterusa 5,5-6 günde geliyor. Bir tane yapıdan kurtulması gerekiyor zona pellisüdadan. Onu da yırtıyor. Kurtulduktan sonra annesinin epiteline bakın sağ resimde görüldüğü gibi hani o ahtapot gibi kollarıyla önce orada hücreleri siz ölün burada biraz delik açılsın diyor. Öldükte, onlara söylüyor zaten. Bu neyle söylüyor peki hocam diyeceksiniz. Hep sitokinlerle, proteinal bağlantılarla. Yani protein protein bağlanmalarıyla arkadaşlar. Bu protein protein bağlanmalarıyla karşı hücreye sinyal veriyor. Diyor ki sen ölebilir misin? Ben burada bir delik açacağım. Epitelde zaten garibim o gelen sinyalleri ölüm sinyal yolaklarını başlatıyor ve ölüyor. İki hücre daha ölüyor. Üç hücre daha ölüyor. Orada bir delik açılıyor. O delikten sonra kendini sokuyor. Ama Sadece 7 günde yani ilk haftada tutunuyor arkadaşlar. Tamamen girmesi ikinci haftada devam edecek. Uterus implantasyon sırasında bol kanlı, bol damarlı, salgılı, uterus bezleri salgı doludur arkadaşlar ve uterus tamamen bir e, gelecek olan embriyonun e, hazırlığı halindedir ve hazırlığını bitirmiş haldedir. Bakın bu resimde de embriyo blast bölgesinden Anne epiteline tutunduğunu resmetmişler arkadaşlar. Genelde de uterusun posterior duvarına tutunmayı ister. Çünkü en kanlı damarlı orasıdır. Ha bazen hep bu dediğim gibi mi oluyor? Hayır arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Blastokist servikse yakın bir yere tutunuyor. İşte o zaman da düşük gebelikler gibi olaylar olaylanabiliyor. Çünkü servikse yakın tutunursa plezantası servikse tam oturmadığı için kanamalar oluyor. E, plezanta bozuklukları, plezanta sağlığı bozuluyor. Daha bu tür gebelikler genelde riskli gebelik dediğimiz gebelikler oluyor. Ama uterusun posterior duvarı gayet uygun kalınlığıyla oradaki bezlerin doluluğuyla kan damarlarıyla en uygun kısmı posterior duvarı diyebiliriz. Peki bu anlattıklarım hep döllenme olduğunda olan şeyler. Arkadaşlar döllenme olmazsa yani e, ampula bölgesinde oosit 24 saat bile değil arkadaşlar biraz bekler. Eğer ortamda herhangi bir sperm yoksa, spermler gelmediyse makrofajlar o oositi ortadan kaldırır. Bu hangi gün oluyor? 14. gün yumurtayı attık. 15. gün oldu hala sperm yok. 15. günde o yumurtayı oradan kaldırırlar. Oosit de döllenmediği için bir implantasyonda olmadığı için 28. güne yakın benim diğer siklusum, menstruasyonum başlamış olur ve bizim bir haftalık embriyolojik hayatımız bu kadar. Bitmedi daha. 2 ve fötal hayata kadar devam eden bir serüvenimiz ileriki haftalarda devam edecek arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.